galiba. Tabii, bu o. Kim bu kadın? Seni çok özlüyorum. Her gece inancım daha da büyüyor. Allah Allah. Seni çok seviyorum sevgilim. Çok. Kimsiniz siz? Evet. Ben... Dilan için Aspar'a göndermedik. Doğru. Ama yine de Karım Sultan'ı kurtaramadı. Bu zamanda böyle adamlar var mı ya? Helal olsun. İyi adamdır Sedat Bey. Davut, senin cinayet işlemende Sedat Turan'ın bir etkisi oldu mu? Yok canım, ne alakası var? Sadece onun fabrikasının amrında işlendi. Hepsi bu. Ne bileyim bu zamanda. Sen onu boşver de. Şu Aslı için ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim? Sen daha iyi bilirsin. Aslında bazı şeylerden şüpheleniyorum ya. Dur bakalım. Ona mı uğrayacaksın? Dans hocalığı yapıyor ya. Babam dans özlüyor. Babama kalsa daha neler diyecek. O başka, o başka. Öleli tam 7 yıl oluyor. Daha doğrusu öldürüleli. Bir türlü unutamadım. Tam 7 yıldır haftanın en az 4 günü mezarını ziyaret eder ve gül bırakırım. Çılgınlar gibiydik Aydın'la. Hatta evlenmeyi bile düşünüyorduk. Bu zamanda böyle aşk. Leyla ile Mecnun gibi. Evet. Ama Mecnun'uma kavuşamadan elimden aldılar onu. Peki siz nasıl oluyorsunuz Aydın'ın? Dedim ya, bir yakını. O öldürüldüğünde ben daha çocuktum. Hala neden öldürüldüğünü anlayabilmiş değilim. Sizce neden olabilir? Bilmiyorum. Aydın'ın öldürülecek kadar kötü bir şey yaptığını sanmıyorum. Bir tartışma sonucu Davut Dicle tarafından öldürülmüş. Sizce bu olabilir mi? Davut Dicle'nin mahkemedeki ifadesi öyle. Başka bir nedeni olabilir mi? Bilemiyorum. Bakın Leyla Hanım, bu cinayet benim için bir muamma. Asıl nedenini öğrenmek istiyorum. Zaman zaman sizi rahatsız edebilir mi? Tabii, ne demek? Aydın'ın öldürülmesinin gerçek nedenini öğrenmeyi sizden daha çok isterim. Tamam. Gerçekten yakını mısınız? Yakın. Siz nasıl evlatsınız söyler misin? Önce Hande, şimdi sen. Ne oldu baba, ne yaptım ki? Daha ne olsun, Ayla buraya geldi. Ayla mı? Evet, Ceren'in annesi. Gerçekten mi? Hayır, yalandan. Bir bok yiyorsun, kızı hamile bırakmak ne demek? Baba. Kes, babaymış. Hiç mi utanma yok sende? Hiç mi arlanma yok? Nasıl temizleyeceksin şimdi? Benim evlenmeye niyetim yok baba. O zaman niye böyle bir halt yiyorsun? İstemeden oldu. Çocuğu aldıracağız. Annesi öyle demiyor ama. Çocuk doğacak diyor ha. Ne yapacağız şimdi? Ceren'e annesini buraya göndermemesini söylemiştim. Kızı bilmem ama annesi Ayla şirret bir kadın. Ne dedi biliyor musun? Ne dedi? O çocuk doğacak ve Sedat Turan'ın servetinin mirasçı olacak dedi. Anladın mı? Ben ona gösteririm. Defol şimdi. Şunlara bak ya. Evlat değil, ömür törpüsü. Gitmeyecektin anne, görüşmeyecektin ailesiyle. Ne diyeceğim ben şimdi Melih'e? Sen karışma işime. Annesi Melih'le evlenmeni istiyor ama babası tam bir şeytan. Ama aldı ağzının payını. Ne dedin ki? Çok şey. Bu çocuk doğacak ve Sedat Turan'ın servetinin mirasçısı olacak dedim. Anne sen neler söylüyorsun? Ne söylediğimi çok iyi biliyorum. Senin bu yaptığın çılgınlık. Aptal, tam bir akıllılık. O kadar kolay değil. Nasıl bakarım Melih'in yüzüne?
Sen utanacağına utansın. Çocuğunu bile sahiplenmiyor. Hep senin yüzünden. Hani hamile kalırsan bu kez evlenecekti benimle. Evlenecek. Sen babası Sedat'ın heyheylenmesine bakma. Sonunda o da yelkenleri suya indirecek. Ya kabul etmezse gerçekten çocuğu doğuracak mı? Evet. Nasıl yaparım anne? Sen karışma. Evet, şimdi bir daha yapıyoruz. 1, 2, 3, 4. Son kez. 1, 2, 3, 4. Evet çocuklar, hadi bakalım bugünlük yeter. Merhaba, hoş geldin. Kusura bakma. Neden? Seni böyle görünce. Ne var halimde? Anladım. Hadi çıkalım. Giyinip hemen geliyorum. Ben dışarıda beklerim. Utanıyorsun sen. Peki, dediğin gibi olsun. Fazla gecikmem. Tamam. Hayırlısıyla Üzeyir'de bir iş sahibi olsaydı. Belli etmiyor ama sıkıntılı. Resul, duymuyor musun beni? Ne dedin? Kafam başka yerde yine. Alışamıyorum bu memlekete. Böyle giderse alışamayacağım da. Niyetin yoktu ondan. Köy çok büyük sanki. Allah'a şükür burada her şey var. Ne neredeyiz? Abla bir de kötü oldu. Kalk. Hey kurban olsun Allah. Kaç keredir söylüyorum yorma kendini diye. Ay Dilan. Derin nefes daha al. Daha derin evlen. Niye böyle yaparsın be kızım? Güzel torunum. Doktor ne dedi? Kendini hiç yormaman gerekiyor. İstanbul'da iyileşirim diyordun ama yine de iyileşmedim. Ameliyat olduktan sonra. Hadi kalk, içeride biraz hadi. Ben girmeyeceğim. Peki ama yaramazlık yok. Tamam. Hey kurban oldum. Şunların iyileştiğini göremeyecek. Benim ayı öyle görmek seni neden rahatsız etti? Ben böyle şeylere alışık değilimdir. Bir kızı öyle yarı çıplak görmek. Kim bilir, belki de çok müstehcen geldi. Bu konuları konuşmak istemiyorum. Sen bilirsin. Çok ilginç bir insanla tanıştım. Adı Lale. Lale Özgürt. Ha? Lale mi? Hı. Tanıyor musun yoksa? Hayır. Tanımıyorum. Dehşet içinde kaldım. Düşünebiliyor musun? Sevgilisini 7 yıl önce kaybetmiş. Ve hala onun yasını tutuyor. Demek ki çok seviyormuş. Evet. İnanamadım. Bu zamanda böyle bir aşk. Olur mu? Bunları bana neden anlatıyorsun? Neden mi anlatıyorum? Hiç, öylesine. Bana çok ilginç geldi de ondan. Yoksa? Yoksa ne? Çok affedersin. Lavaboya gitmem gerekiyor. Tabii. Lale Özyurt, Sedat Bey'in sevgilisi. O kız ne yapmak istiyor? Çok zeki olduğu kesin. Ama yeteri kadar açık değil. Lale'yi çok seviyorum Doruk. O bana her zaman erkekliğimi yaşattı. Olumsuz yapar. Davut. Hey, sana diyorum. Hı. Ne oldu? Dalıp gitmişsin. Evet. Kalkalım mı? Hı. Gerçekten ilginç. Peki nesi oluyormuş? Yakınayım dedi. Ben de fazla üstelemedim. Neden? Korktum. Ya Aydın'ın sevgilisiyim deseydi. Bütün her şey yıkılırdı. Duymak istemedim. Sence olabilir mi? Bilmiyorum. Sadece şunu söyledi. Bu cinayette açıklanmayan şeyler var. Yardımcı olmamı istedi. Bayağı merak ettim şu kızı. Peki sen ne dedin? Ona yardımcı olacağım. Benim de bazı kuşkularım var. Canım neyi araştıracaksın? Davut Dicle 7 yıl hapis yatıp çıktı. Peki Banu. Sedat'ın Davut'u yeniden işe almasını nasıl değerlendiriyorsun? Benim değil. Senin değerlendirmen önemli. Hiçbir anlam veremiyorum. Daha doğrusu bir şeyler var ama düşünmek bile istemiyorum. Okan'la görüşüyor musun? Hı. Ne yaptın? Bir şey bulabildin mi? Pek sayılmaz. Yeter Melih. Ne demek oluyor?
Sana annene söyle, gidip babamla konuşmasın demedim mi? Ne olur yeter. Yetermiş, o çocuk doğmayacak, tamam mı? Tamam, tamam. Eğer bir daha annen gidip babamla konuşursa şerefsizim, çok kötü olur. Ben ne yapayım, gitme dedim, yapma dedim, dinlemedin. Şuraya bak ya, ne demiş babama biliyor musun? O çocuk doğacak ve servetin mirasçısı olacak demiş. Ne demek oluyor, ne demek tamam, oluyor? Artık tamam yapma. Demek sen benimle param için birliktesin ha? Hayır Melih, ben seni seviyorum, onu diğer annem. Yalan! Doğru söylüyorum. Yalnız seni sevdim. Ne paranda ne de servetimde gözüm var. Söyle annene. Bir daha böyle bir şey yapmaya kalkmasın, tamam mı? Tamam. Suat. Hande. Al. Ne bunlar? Ben zaten takmıyorum. Hiç olmazsa bir faydası olur. Paraya çevir. Yo, hayır. Bunu yapamam. Neden? Ben senin karınım. Olmaz Hande. İsteme bunu benden. Eğer sen götürüp bozdurmazsan ben bozdururum. Onun için al. Çok enteresan bir insansın. Ayrıca düşünceli ve incesin. Bu yaptığını babanın görmesini isterdim. Babamdan söz etme. Çünkü her şey onun dediği gibi oluyor. O bu durumda olduğumu bilseydi çok sevinirdi. Bunları bozduracağına babandan para istesen? Hayır, kesinlikle. Ne var bunda? Baban o senin. Hayır, ölürüm de ondan 5 kuruş para istemem. Sen bilirsin sevgilim. Bak Zühre, sana hep söylüyorum ama dinlemiyorsun. Kendini yormamalısın. Bak bugün yine kötü olmuşsun. Peki ne zaman iyileşeceğim baba? Ameliyat olduktan sonra kızım. O zaman koşabilir mi? Koşar. Hiç yorulmam değil mi baba? Yorulmaz. O zaman neden hemen ameliyat olmuyorum? Zamanı var kızım. Sen ameliyatta iyileşebilirsin ama ben hiçbir zaman iyileşemeyeceğim. Yavrularım benim. Annemi öyle özlüyorum ki baba. Ne olurdu sağ olsaydım. Hadi bakalım. İyi. Uç saati geldi. Doğru yatağa. İyi geceler baba. Size de kızım. Baba benim kalbim niye deli? Doğuştan kızım. Yatmadınız mı siz? Yatıyoruz. İyi geceler. Size İyi geceler de. Amca. Ne oldu? Çocukların durumu abi. Zühre ne zaman koşup oynayacağım diyor. Hayat mı benimkisi? Üzme canını, alış artık. Kolay mı abi? Gözümün önünde eriyorlar. Aslı'yla ne konuştunuz? Abi artık hiç şüphem kalmadı. Aslı bana karşı oynuyor. Nasıl yani? Gerçekleri saklıyor. Kimliğini saklıyor. Kesinlikle bir şeylerin peşinde. Artık ondan adım gibi eminim. Peki ne sence? O da bana kalsın. Gerçekten sevgilisi miymiş? Öyle diyor. Benim anlayamadığım Aydın'ın bunu hem senden hem benden saklaması. Abin öyle bir insandı. Nasıl bunu yapar anlamıyorum. Demek 7 yıldır mezarını ziyaret ediyormuş ha? Evet anne. Neydi adı? Lale. Bana yardımcı olmaya söz verdi. Cinayetin sırrını şimdi daha kolay çözeceğim. Davut'a söyledim. Neyi? Lale diye biriyle tanıştım. Alçak. Tanıyor ama tanımamazlıktan geliyor. O da bir şeylerden şüpheleniyor. Kızım olan olmuş. Neyi ispatlamaya çalışıyorsun? Bu cinayetin mantığı yok anne. Durup dururken sudan bir nedenle adam öldürülmez. Çok önemli bir şey var. Diyelim ki dediğin gibi çıktı. Ölen geri gelir mi kızım? Gelmeyeceğini ben de biliyorum. Ama şu içimdeki sızı dinleyecek. Davut Alçak'a 7 yıl içeride yatmakla kurtulamayacak. Şu küstahlığa bak. Çıkarken ne dedi biliyor musun? Bu çocuk doğacak ve mirasa ortak olacak. Gerçekten böyle mi dedi? Evet. Kabahat onda değil, benim oğlumda. Kimlerle düşüp kalkıyor? Benimle konuşurken bu kadar katı değildi. Herhalde seni öfkelenince. Hanım sen ne anlatıyorsun? Oğluna kumpas kurmuşlar, haberi yok. Kıza da yazık. Eğer çocuğu aldırırsa bu ikinci olacak. Ne? Şu işe bak ya. İkide bir hamile kalıp çocuk mu aldırıyor yani? Keşke fazla kırıcı olmasaydı. Ne yani? Hoş geldin Dünür'üm. İyi olmuş. Hemen evlendirelim mi deseydim? Melih geldi galiba. Bunlar evlat değil, bela bela. Kız gider tek başına babası yaşında biriyle evlenir. Oğlumuz maşallah. Oh! Oh! Öfkeden kuduruyor. İyi akşamlar. Neredeydin? Şey baba, Ceren'e gerekli dersi verdim. Ne yaptın? Dövdüm. Ne? Dövdün mü? Evet. Artık annesi bir daha gelemez. Onu dövene kadar annesini dövseydin. Aman Allah'ım, ne oldu bize böyle?
Ayol şu haline bak be. Hayvan yapmaz yaptığını. Bir görecektin anne, gözü dönmüştüm. Sana gitme dedim. Bunun hesabını sorarım ben. Sorarım köpeğim. Ay yavaş anne, canım çok acıyor. Dur çocuğum dur. Yarın seni babasına götürüp göstereceğim. Görsün oğlunun caniliğini. Hayır anne, ben gelmem. Aptallık etme. Hayır anne, gelmek istemiyorum. O zaman ben gideceğim. Görecek Sedat Turan gününü. Anne yapma ne olur. Melih daha çok sinirlenecek. Onun da babasının da burnunu sürteceğim. Göreceksin. Anne, çocuğu aldırmak istiyorum. Hayır. Eğer öyle bir şey yaparsan elimizdeki son şansımızı da kaçırmış oluruz. Bunu en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Zorla evlenemem ya. Kızım ben neler düşünüyorum biliyor musun? Onun için sus ve bekle. Koca İstanbul, nasıl bulacağız Üzeyirliler Resulü? Bulacağız. Başka çaresi yok. Şu Üzeyir 9 canlıymış. Nasıl ölmedi hayret. Bu çocuklarla ne yapacağımı şaşırdım Davut. Ödüm kopuyor bir şey olacak diye. Biliyorum ana, ne yapabiliriz? Hiç olmazsa Zühre'yi ameliyat ettirsek. Doktor biraz daha geçsin diyor. Hele bir büyüsün, 18 yaşını bitirsin. Artık evlensen, görüyorsun yapamıyorum, edemiyorum. Ana ben evlenemem artık. Kim gelir hastalıklı çocuklarla uğraşır? Biz de uğraşanı buluruz. Ana oğlum ne kaynatıyorsunuz böyle? Hiç ol, dertleşip duruyoruz. Babam çıktı mı? Çıktı. O da bir türlü alışamadı buraya. Neyse şu Dilan'a bakayım. İğnesini vurmadan çıkmasın. Ya abi bu Kerim Ağa'nın adamları buraya gelir mi dersin? Gelir. Ne demişler? Su uyur, düşman uyumaz. Dikkatli olmak lazım. Ya ne kötü bu kan davası be. Şimdi bunu daha iyi anlıyoruz. Evet ben. Herhalde burada konuşmayacağız tabii, buyurun. Öyle sanıyorum ki son olaydan haberiniz vardır. Evet, gece Melih söyledi. Tatsız şeyler olmuş galiba. Tatsız dediğiniz şey kızım Ceren'in Melih tarafından feci şekilde dövülmesi. Biliyorum, inanın çok üzüldüm. Niye bunlar oluyor bilmem. Ne Melih ne de kocanız sizin kadar insancıl değilmiş Gen Hanım. Karnında taşıdığı çocuk yetmiyormuş gibi bir de dayak yiyor. Biraz yavaş konuşur musunuz? Melih uyuyor. Uyansa iyi olur yoksa... Yoksa ne he? Hangi cesaretle tekrar dünyaya geliyorsun he? Tamam Melih sen içeri gel. Sen karışma anne. Bana bak ben Ceren değilim, konuşmana dikkat et. Dikkat etmezsen ne olur? Melih lütfen. Anne çık yolundan. Bırakın Müşken Hanım bırakın. Bakalım ne yapacak görelim. Şuna bak ya. Ayla Hanım siz de yardıma görüşmeye gitmeyin diyorum. Lütfen. Lütfen biraz yardımcı olun. Sus senin namus sus senin. Durun dur. Seni çoğuna yani seni. Hemen şimdi babana gidiyorum. Oğlum lütfen gidiyorum. Yapma dur. Dur diyorum. Gidiyorum sana. Bile. Gel buraya. Başına dur, neler geldiğini göreceksin hangi kadın. Bu nasıl insan ya? Görür gününü. Ha burası. Amma yorulduk ha. Bugün dinledim yarın çıkarız. Burada ne güzel memleket Yusuf. Şu karılara bak. Hadi oğlum bırak bakmayı. Çok özür dilerim. Geciktim. Ben de yeni gelmiştim zaten. Dilara Hanım değil mi bu? Sedat Bey bunu duyunca çok şaşıracak. Alo. Buyurun efendim. Alo ben Ekrem. Çok önemli. Sedat Bey ile görüşeceğim. Bir dakika efendim. Efendim.
Ekrem Bey arıyor, çok önemliymiş. Bağla. Alo, Ekrem, hayırdır? Efendim, haberler kötü. Aslı Kırbaş'ı takip ediyordum. Bir kafeye girdi. Bir de ne göreyim? Lale Hanım'la buluşmaz mı? Ne? Evet efendim, ben de çok şaşırdım. Sen ne diyorsun Ekrem? Neredeler şimdi? Şu anda buradalar efendim, konuşuyorlar. Neler oluyor? Aslı ile Lale nasıl bir araya gelir? Bunda bir şeyler var. Anlayamadım Sedat Bey, bir şey mi dediniz? Şey, hayır hayır, izlemeye devam et Ekrem. Emredersiniz efendim. İşler sarpa sarmaya başladı. Önce Davut Dicle'yi buluyor, sonra Lale'yi. Neyin peşinde bu kız? Allah kahretsin! Ben seninle konuştuktan sonra çok düşündüm. Neyi? Aydın'ın bir yakını olduğunu söyledim. Peki nasıl bir yakını? Akraba. Niye bu kadar soru soruyorsun? Bir akraba. Cinayet nedenini 7 yıl sonra bile araştırıyorsun. Evet. Sevgilisi miydi? Endişeni anlıyorum. İçin rahat olsun. Aydın'ın kesinlikle sevgilisi değil. Ayrıca o öldürüldüğünde daha küçüktüm. Buna inanayım mı? İnan. Peki sana nasıl yardımcı olacağım? Bunu olayların gelişme içinde sana söyleyeceğim. Yalnız bu sır aramızda kalmalı. Neden? Bazı insanların tedbir almamaları için. Anlayacağınız Sedat Bey, çocukların durumu iyi değil. Zühre her an ölecek diye ödüm kopuyor. Kalbi delik olandı değil mi? Evet. Ameliyat olmasa iyileşmesi zor. Doktorlar da biraz daha gelirsin istiyorlar. Dertler bitmiyor Davut. Hande gitti, tek başına evlendi. Melih bir kızı hamile bıraktı. Lale de neden seni işe aldığımı soruyor. Haklı. Bir katile iş vermek. Hem de Lale Hanım'ın sevgilisinin katiline. Efendim? Ayla Hanım geldiler efendim. Ne? Alma içeri. Yok de. Allah kahretsin, şuraya bak ya. Utanmıyor musun yok dedirtmeye? Başına geleceği biliyorsun da ondan. Çabuk çık dedim dışarı. Oğlum Melih kızımı ne hale getirdi, haberin var mı senin? Sana çık dedim. Tamam hanımefendi, lütfen. Çek şu ellerini üstümden, sen de kim oluyorsun? Hanımefendi lütfen dedim. Kızım, öldürürüm onu. Bitti mi? O çocuk doğacak Sedat Turan, anlıyor musun? Doğacak. Ne demek istiyor bu kadın? Meleğin flörtünün annesi. Ne şirret bir kadın ya. Şununla bir konuş. Para falan teklif et. Kızı o çocuğa aldırsın. Hı hı, konuşayım Sedat Bey. Merhaba karıcığım. Suat, bu ne hal böyle? Ne var halimde? Biraz içtim, hepsi bu. Birazcık değil, bayağı içmişsin. Ne olmuş içmişsem? Yasak mı yani? Seni hiç bu kadar sarhoş görmemiştim. Altınları bozdurdum da şerefine biraz demlendim. Böyle yapacağını bilseydim vermezdim. Vermez miydin? Peki nasıl geçineceğiz? Babandan da para istemiyorsun. Suat yeter, saçmalıyorsun. Saçmalamıyorum. Koskoca Sedat Duran'ın kızısın. Aç gezmek sana yakışır mı? Ben ailemi seninle evlenebilmek için kırdım. Kırmasaydın şimdi para içinde yüzüyor olurduk. Sen neler söylüyorsun, inanamıyorum. Gerçekleri söylüyorum. Parasız bu evliliği nasıl yürüteceğiz? Hep altın bozduramayız ya. Senden çok özel şeyler istemedim. Mütevazi bir hayata razıyım. Onu bile yapamayız. Ah, şu paranın gözü kör olsun. Lale Hanım'la Aslı Kırbaş daha önceden tanışıyor olabilir mi? Sanmıyorum. Öyle olsa sezinlerdim. Lale ile yeni tanıştı. Peki Sedat Bey, sizi rahatsız eden ne? Çok şey ama bunu sana şimdi anlatamam. Özel bir durum mu? Hem de çok. Bakalım, göreceğiz. Yakında kokusu çıkar. Bütün bunların Davut Dicle ile bir ilgisi var mı?
Olmaz mı? Zaten bütün sorunlar ondan kaynaklanıyor ya. Acaba ona yanınızda iş vermese miydiniz? Sen de rahatsızsın değil mi? Şey efendim, 7 yıl hapiste yatan bir katil herkes de tedirginlik yaratıyor. O eğer bir adam öldürdüyse iş için öldürdü. Keyfi için değil. Sokağa atmak insandan sığar mı? Haklısınız efendim. Ama biliyorsunuz doğru dürüst ne işe geliyor ne de çalışıyor. Vezneden de istediği zaman para alıyor. Benim emrimle alıyor Ekrem. Buranın patronu bensem böyle olacak o kadar. Tabii efendim. Nene, Fatma teyze nerededir şimdi? İnşallah cehennemin dibindedir. Osman'la kaçmasaydı babanla evlenecekti. Babam istemiyordu ki. Zamanla razı olurdu. Ben de çalışmaktan kurtulurdum. Yaşlandım artık, yapamıyorum. Vallahi yetişemiyorum. Ben hasta olmasam yardım ederdim ama. Ey benim akıllı torunum. Hayırlısıyla bir ameliyat ol da. Nerede bu kız? Dışarı mı çıktı yoksa? Bir bakayım. Dilan! Dilan! İçerideydi ama. Git bir bak bakalım şuna. Dilan, ne yapıyorsun sen? Hiç. Nasıl hiç? Elinde ne var? Bir şey yok. Doğru söyle. Vallahi yok. O zaman bakacağım. Hayır. Aç şu elini bakayım. Bırak beni. Şeker aldın. Hayır. Aç dedim. Bırak aç elini. Nene! Nene şeker ver çabuk gel. Ne? Delirdi mi bu kız? Hayır, o şekerleri yiyemez. Doktor ne dedi? Az yiyeceğim ne olur. Ne var ne oluyor? Şeker almış dolaptan. Seni gebermeyesi cesedi. Başımıza iş mi çıkartacaksın? Ver bakayım şunları. Hiç şeker yemiyorum baba. Güzel torunum benim. Yasak. Allah korusun ölürsün sonra. Bir taneyim ne olur. Olmaz Dilan. Boşuna ısrar etme. İyiyim. Hayırdır? Pek telefonla aramazdım. Bir şey mi oldu? Mutlaka bir şey mi olması lazım? Tamam, sözümü geri aldım. Bugünkü söylediklerine kafam takıldı. Ne söylemiştim ki? Şu Lale olayı. Neden bunu anlatma gereği duydun? Rahatsız mı oldun yoksa? Rahatsızlık değil de. Durup dururken... Çok işkildi. Kadının tavrı bana çok ilginç geldi. Hepsi bu. Bana karşı hiç açık değilsin. Yanılıyorsun. Fazlasıyla açığım. Hem neden yüz yüze konuşmuyoruz bunları da telefonda anlatıyorsun? Şey yani... İstersen bunları yarın konuşabiliriz. Olabilir. Ben de Sedat Bey'in bir işi vardı, ona gidecektim. Öyle mi? Şu meşhur Sedat Duran. Yarın görüşürüz. İyi günler. Köpek. Daha dur bakalım. Sen rahat ol. Bu meseleyi çözeceğim. Lale seni çok seviyor ve özlüyor. 7 yıldır mezarını ziyaret ediyor. Ve sen bunu benden sakladın. Unutamıyorum seni. Boşluğum dolmuyor. Hiç kimse dolduramıyor. Bir yakınınla tanıştım. Adı Aslı. Daha doğrusu yakının olduğunu söylüyor. Ama içimdeki kuşkuyu atamıyorum. Sevgilin olmadığını söylüyor. İnanmak istiyorum. Alo? Lale nasılsın? Sen miydin? Ey işte. Aradım yoktum. Neredeydin? Şey biraz dolaştım. Neden haber vermiyorsun bir yere giderken? Hayatım fazla kalmadım ki. Her saat başı haber veremem ya. Akşam sendeyim. Bir şey istiyor musun? Hayır. Ha, gelirken bir şişe viski getir olur mu? Tamam tamam. Öpüyorum seni. Ben de. Demek Aslı Kırbaş'la tanıştın ha. Ben sana sorarım Lale Hanım.
Evet. Ne istiyorsunuz? Hangi yüzle geldiniz? Hanımefendi, buraya? Benim sizinle bir alıp veremedim yok. Sedat Bey istedi, konuşmak için geldim. Adresi o verdi değil mi? Evet. Geçin. O namussuz yine bir fırıldak düşünmüştür. Seni dinliyorum, konuş. Efendim, Sedat Bey sizinle anlaşmak istiyor. Demek sonunda pes etti. Yalnız sizin düşündüğünüz gibi değil. Ne peki? Biliyorsunuz, oğlu Melih de Sedat Bey de bu evliliği istemiyor. Bunu söylemek için mi geldin buraya? Sedat Bey diyor ki, kızınız çocuğu alırsın, karşılığında para vereyim. Ha şu mesele, ne kadar? Onu bilemem, siz ne istiyorsunuz? Ben istiyorsam size rakamı söylerim. Ceren'e çocuğu aldırtırım. Aldırtmadan önce para elimde olmalı. Peki parayı aldıktan sonra ya cayarsanız? Cayman. Bunun garantisini verebilirim. Ne kadar istiyorsunuz? 30 milyar. Ne? Niye şaşırdınız? Eğer çocuk dünyaya gelseydi servetinin dörtte birine ortak olacaktı. Az bile istedim. Bunu Sedat Bey'e bildireceğim. Çabuk karar vermeli. Ne yapmak istiyor bu anan? Şerefsizim araya girmeseydi annem gebertecektim. Söyledim dinlemiyor. Ne yapayım ben? Bu ilişki daha fazla süremez. Artık herkes kendi yoluna. Hayır yapamazsın bunu. Karnımda çocuğunu taşıyorum. Aldırırsın. Aldırırsan bir daha çocuk sahibi olamayacağımı biliyorsun. Orası beni ilgilendirmez. Bunu düşünmeliydin. Hep annemin yüzünden. Annen mi söyledi çocuk yapmanı? Evet. Ha, böylece evlenmeye razı olacaktım öyle mi? Ne olur beni anla Melih. Seni çok seviyorum. Sensiz yaşayamam. Sevseydin annenin sözüyle hareket etmezdim. Yanlış yaptım. Özür diliyorum. Ne olur bırakma beni. Seninle ancak o çocuğu aldırdığında beraber olabilirim. Başka türlü asla. Yapma Melih. Bu kadar acımasız olamazsın. Biraz fazla olmuyor mu Suat? Sabahtan beri içiyorsun. Ne varmış yani? Suç mu içmek? Sarhoşsun sen. Ne dediğini bilmiyorsun. Ne dediğimi çok iyi biliyorum. Parasız pulsuz olduğumuzu söylemek suçsa suçlu. Ailem para içinde yüzüyor. Biz burada meteliğe kurşun atıyoruz. Sana ailemden para istemeyeceğimi söyledim. Gururlu insanın hali başka oluyor. Açız kızım aç. Çok oldun artık. Saçmalıklarını dinleyemem. Bundan sonra içki yok. Sen nasıl benim içkimi dökersin? Döktüm işte. Sen benim içkimi dökersin, ben de seni döverim. İçki dökmek ha? Yapma Emin. Hem yokluk çekeceğim hem de hanımefendinin kaprisine ha? Yalvarırım Suat yeter, ne olur yeter. Bir daha yaparsan seni parçalarım tamam mı? Şimdi meyhaneye gidiyorum, orada içeceğim. Allah belanı versin senin. Alçak, köpek. Kızınla hala konuşmuyor musun? Bana ondan söz etme. Niye kızıyorsun? Belki de çok mutludur. Yakında görürüz. Davut Dicle hala yanında değil mi? Sen onu bırak da son günlerde bir kadınla görülüyormuşsun. Kim söyledi? Kuşlar. Bana bak. Senin attığın her adımdan haberim var. Kim o? Şey, bir arkadaş. Adı Aslı değil mi? Evet, Aslı. Tanıyor musun? Hayır. Ne istiyor senden? Hiç. Ne isteyebilir ki? Hem seni niye rahatsız ediyor? Onunla bir daha görüşmeni, konuşmanı istemiyorum, tamam mı? Ama Sedat. Aması maması yok. Görüşmeyeceksin o kadar. Kızım ne derim? Ortada bir şey yok ki. Hesap vermek zorunda mısın? Hayır, değilim de. Ne diyorsam onu yap. Unutma izleniyorsun. Bu kadar da fazla artık. Fazla olan ne ha? Fazla olan ne? Eğer dediğimi yapmazsan karışma ona göre. Kızım neden Lale'ye gerçeği söylemiyorsun? Yakınayım demek de ne demek? Haklı olarak şüpheleniyor tabii ki. Zamanı var anne. Davut Dicle'ye de açıklayacağım. Biraz daha sabır. Allah o Davut'un belasını versin. Verecek anne. Bak zaman neler gösterecek. Peki neyin nesiymiş bu kadın? Onu henüz tam olarak bilmiyorum. Fakat Davut iyice huylanmaya başladı. Neden? Lale ile tanıştığımı söyleyince yüzü allak bullak oldu. Nasıl oluyor da Sedat Turan onun yanında çalıştırıyor? Bunda bir gariplik yok mu? Var anne, olmaz mı? Ama şu Lale ile daha sıkı fıkı olursam işim daha da kolaylaşacak. O da kızgın Davut'a değil mi? Hem de nasıl. Yarın buluşup konuşacağız. Lale ile mi? Hayır.
Davut'la. Baba, Dilan bugün ne yaptı biliyor musun? Ne yaptı Nine? Hiç boşuna saklama, anlatacağım. Dolaptan bir avuç şeker aldım. Ne? Yemedim ama. Nenemle ben olmasaydık yiyecektin ama. Sonra elinden aldık baba. Kızım niye yapıyorsun? Allah korusun sonra. Baba hiç yemiyorum ama. Ne şeker, ne çikolata, ne dondurma. Ne yapalım kızım? Kaderiniz böyleymiş. Benim de kalbim delik. Niye biz böyleyiz baba? Bunu büyüyünce anlayacaksınız. Ya o zamana kadar ölürsek? Böyle şeyler konuşmak yok. Hadi uyuyun bakalım. Baba ben ne zaman ameliyat olacağım? Daha var kızım. Hadi iyi uykular. Yatmadın mı abi? Hı? Uyku tutmadı. Çocuklar nasıl? Nasıl olsun aynı. Allah dert vermiş. Hem onları hem ben çekiyoruz işte. Bugün ne oldu biliyor musun? Bir kız gördüm. Mağazada tezgahtar olarak çalışıyor. Yıllar sonra aşık mı oldun yoksa? Valla aşk maşk değildi. Hoşlandım. O da benden hoşlandı galiba. Konuştun mu peki? Yok ya, utandım. Niye? Ne bileyim, utandım işte. Bizler böyleyiz. Sevdiğimizi beğendiğimizi bile söyleyemiyoruz. Utanıyoruz. Doğru. Halbuki bir insana sevdiğini söylemek ne güzelmiş. Ama gel de bunu bize anlat. Allah Allah, bu saatte kim olabilir? Hande! Bu halin ne kızım? Anneciğim. Yavrum benim, ne oldu kızım anlat. Suat. Dövdü mü yoksa? Evet anne, bir hayvan gibi saldırdı bana. Aman Allah'ım, şuraya bak. Allah belasını versin. Dinlemedin ki kızım, dinletemedik ki. İçki içiyor, para istiyor, şimdi de dövmeye başladı. Baban haklı çıktı. Şimdi duysa ben demedim mi diyecek. Evde yok değil mi? Aman baban bilmiyor mu yani? Sakın söyleme anne. Onun bu halimi görmesini istemiyorum. Olur mu yavrum? Bana kızmaz mı? Hayır anne, ne olur. Olmaz yavrum. Hem bu halde seni hiçbir yere bırakamam. Düşünebiliyor musun anne? Ben babamdan bir tokat bile yemezken kocam beni evire çevire dövüyor. Ağlama. Ağlama artık. Ya bura ne büyük memleket. Nasıl bulacağız Üzeyr-i Resul'ü? Sonra Bağdat bulunurmuş Ömer. Bağdat bulunur da onları bulmak zor. Dur bakalım, daha yeni başladık. Sen beni öldürmek mi istiyorsun anne? Neden laf dinlemiyorsun? Tekrar melihlere gitmek ne demek, söyler misin? Benim aptal kızım. Bir gün gelecek, benim bu yaptıklarıma çok sevineceksin. Hiçbir zaman. Melih'le bozuştuk, kovdu beni. Çocuğu aldırmamı istiyor. Sakın ha, sakın ha. Eğer böyle bir şey yaparsan her şeyini kaybedersin. Ne yapmak istiyorsun, söyler misin? Senin aklın ermez, yaptığım zaman görürsün. Biraz bekle. Seni anlamıyorum. Ben senin kızınım, kullanıyorsun beni. Sen gerçekten aptalsın. Eline fırsat geçmiş, kıymetini bilmiyorsun. Uyan kızım, uyan. Senin gözünü para bürümüş. Ben Melih'i parası için değil, kendi olduğu için seviyorum. O ne yapıyor peki? Seni kovuyor. Bu iş o kadar kolay değil. Ceremesini ödeyecek. Vay alçak kadın vay. İstediği paraya bak. 30 milyarı 30 kuruş mu sanıyor? Peki sen ne dedin? Bir şey demedim efendim. Size ileteceğimi söyledim. Şu çocukların yaptığı. Hepsi ayrı telden çalıyor. Melih Bey çapkınlık yapacak. Ceremesi 30 milyar. Verecek misiniz efendim? Başka çaresi var mı Davut? Yarın çocuğu doğurup da mahkemede Melih için babalık hakkı aldılar mı? Bu servetin ortağı olur artık. Siz bilirsiniz, aslında çok para. Yalnız çocuğu aldırdığına dair doktor raporu isteyeceksin. Sonra para. Görüşürüm efendim. Hangi yüzle bu kızı buraya getiriyorsun Müjgan? Hangi yüzle? Sedat. Kes! Çabuk çıkın. Çabuk. Şuraya bak. Hande. Çıkalım mı şimdi? Hande. Hande kızım ne oldu? Bu ne hal? Kocası Suat. O mu yaptı? Dediğim noktaya geldin kızım. Büyük sözü dinlemedin ki. Demek o namussuz yaptı ha? Davut. Buyur efendim.
Sinirden unuttum. Müjgan'ı tanıyorsun. İşte kızım Hande. Davut. Memnun oldum. Ben de. Geçmiş olsun size de. Sağ ol. Davut, şimdi Hande'yi al doğru evine. Özel eşyalarını al ve çık. Baba. Sana ne diyorsam onu yap. Buyurun efendim. Ha. Eğer kocası karşı koymaya falan kalkarsa ne yapacağını biliyorsun Davut. Merak etmeyin efendim. Sedat, bu adam bir katil. Sakın bir olay falan çıkmasın. Çıkarsa çıksın. İşte gördün hanım. Sonunda yine ben haklı çıktım. Kızım tıpış tıpış geldi. Kara sular indi. Dolaşmakla bulunur mu bunlar? Ne yani? Önümüze gelene Üzeyir nerede? Onu öldürmeye mi geldik diye? Yeter. Şurada biraz oturup dinlenelim. İyi. Çok da susadık. Burada su bile parayla. Fakat Allah'ı var, güzel memleket. Özellikle karıları. Bize ne hayrı var oğlum bunların? Demek Sedat seni takip ettiriyor ha? Ya Okan'la yakalasaydı? Hiç sorma Banu. Ödüm koptu ondan da haberi var diye. Nasıl buluşacaksınız peki? Bilmiyorum. Ama Aslı'yla bir daha görüşmeme kesinlikle karşı. Sen bundan bir şey anladın mı? Sedat Aslı'yı tanıyor. Belki de Davut'un peşinde olduğunu da biliyordur. Neden rahatsızlık duyuyor? Bunda bir şey var Lale. Düşünüyorum ama bulamıyorum. Okan mı yoksa? Sanmam. Alo? Ben Aslı. Nasılsın? Aslı. Şey, fena değil. Lale, sesin bir tuhaf geliyor. Bir şey mi oldu? Şey, Aslı... Neler oluyor, anlatır mısın lütfen? Aslı, artık görüşmeyelim. Beni bir daha arama. Sen neler söylüyorsun? Sanırım anladı. Hani Aydın'ın öldürülme nedenini birlikte araştıracaktık. Hani çok seviyordun onu. Kusura bakma, kapatmak zorundayım. Lale, bir dakika dur, beni dinle. Kapattı. Bunda bir şey var. Hem de çok önemli bir şey. İğreniyorum kendimden, iğreniyorum. Lale, dur bakalım. Ona söz vermiştim. Ama şimdi yapamıyorum. Allah kahretsin. Sen bu Sedat'la ilişkini çözemezsen hiçbir zaman rahat etmeyeceksin. Sedat, keşke göndermeseydin. Korkmaya başladım. Ne vardı sanki? Eşyalarını da almayıverseydin. Mesele eşyada değil Müjgan. O kocası denen itin bazı şeyleri anlaması. Ne bileyim işte. Hande işini çözüldü say. Bir de oğlanın işini halledersek. Kadın bir felaketmiş Sedat. Neredeyse Melih'i dövüyordu. Keşke dövseydi. Efendim? Melih Bey geldi Sedat Bey. Peki gelsin. Oğlun. Selam. Vay, sevgili validemiz de buradaymış. Hayırdır anne? Sen buralara gelir miydin? Hayırdır? Bir şey mi? Hande... Ne oldu yoksa? Ne olacak? Sonunda dediğim oldu. Sevgili kocası evine çevire dövmüş. Ne? Davut'la birlikte eşyalarını almaya gitti. O katille mi? Evet, o katille. Hiç olmazsa senin gibi 30 milyara zamparalık yapmıyor. Anlamadım. Sedat, ne söylemek istiyorsun? Ceren'in annesinin o çocuğu aldırtmak için 30 milyar istediğini söylemek istiyorum. Ne? Evet. Bana bak. Sakın bunu Ceren'e söyleme. Neden? Çocuğu aldırtmaktan vazgeçebilir de onun için. Hanımefendi evini terk ediyor. Niye efendim? Ailesinden para istediymişiz. İsteyeceksin tabii. Zengin değiller mi? Versinler. Geliyorum. Vay hanımefendi, demek döndünüz. Eşyalarımı almayın. Ne? İzin verir misin? Sen de kimsin? Dur, hiçbir şey alamazsın. Hayır, giremezsin. Hop hop, gel bakayım şöyle. Bırak ulan, bırak akıllı diyorum. Başına şaşma. Sana akıllı ol dedim. Ulan it, sen de kim oluyorsun? Şimdi beni iyiyle. Şerefsiz benimle kalırsın. Bir daha Hande'yi ne arar ne sor ne de rahatsız et. Dinime imanıma sana burayı dar ederim. Alıyor musun lan, dar ederim. Davut, ben hazırım. Tamam Hande Hanım.
Şey var Ezali. Ben yasaklara değil, sevdama yenildim. Ben...